daha önce kayyum atanan Cizre, Kayapınar, Yenişehir, Malazgirt, Muradiye, Bahçesaray, Çukurca, Şemdinli ve Karakoçan belediyelerine atanmış olan 9 kayyum, kaymakam görevden alındılar. Daha kayyum atanmasının birinci yılında bu görevden alma kayyum politikasının iflas ettiğinin ve bundan sonra da kayyum politikasının hiçbir hukuki, insani, ahlaki, demokratik bir değere hizmet etmeyeceğinin de göstergesi ve delaletidir. Bir kez daha bu görevden almalar HDP'nin bugüne kadar kayyum uygulamasına yönetmiş olduğu eleştirilerin tümünün haklı olduğunun da ispatıdır. Çok açık ve net söylüyorum. Cami avlusunda rüşvet pazarlığı yapanların bir ev aramasında, sözüm ona, suç delili araması sırasında suç işleyen bir anlayışın, yani hırsızlık yapan bir anlayışın belediyelerde savaş ganimeti olarak görülen, kayyum ataması yapılan belediyelerde hırsızlık yapmayacaklarının hiçbir garantisi yoktur. Bir kez daha bu uygulamayla açığa çıkmıştır ki kayyum uygulaması bir hukuksuzluktur. Kayyum uygulaması demokratik değerler açısından birer gasptır. Ve kayyum uygulaması demokratik bir rejim açısından milletin iradesiyle oluşan kurumların hukuk dışı yöntemlerle, zorbalıkla işgalidir. Eğer bir hukuk devleti inşası ve bir hukuk devletinin sürdürümü konusunda miskali zerre kadar bir halen istenç varsa, toplumun tüm dinamiklerinin kayyum uygulamasına daha güçlü bir sesle karşı çıkması gerekiyor. Biz bir kez daha HDP olarak halkımıza söz veriyoruz. Bu iceberg'in görünen yüzüdür. İlk seçimlerde mutlak surette kayyum atanan bütün belediyelerde halkın iradesi tecelli olacak. Halk bir kez daha rızasıyla seçmiş olduğu temsilcisini o belediyelere gönderecek ve bütün hukuka aykırı işlemler, her kuruş yasa dışı harcamalar mutlak surette kamuoyunun vicdanına sunulacaktır ve sorumlular hakkında işlem yapılması konusunda da var gücümüzle çaba sarf edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, yine bir bayram arefesinde Sur'da yine bir kıyım politikası ortaya konuluyor. Ali Paşa Mahallesi'nin etrafı demir bariyerlerle kapatılmış, sular kesilmiş, elektrikler kesilmiş, insanlar rızası dışında evlerinden terke zorlanıyor. 7000 yıllık bir tarih bütün dünyanın gözü önünde yıkılıyor. Sur'a uygulanan bir tecrit politikasıdır. Sur'a uygulanan bir teşhir politikasıdır. Sur'a uygulanan bir el koyma ve talan politikasıdır. Kentsel dönüşümle, yenilenmeyle, koruma amaçlı imar planıyla hiçbir illiyet bağı yoktur bugün yapılan uygulamanın. Binlerce yıllık bir bellek, bir hafıza ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Bugün Sur'da yıkımı gerçekleştirenler çok iyi bilmeliler ki o enkazlarda sadece ve sadece orada yaşayanların anısı olmayacak. Ben bir dava partisiyim, ben bir dava politikacısıyım, ben bir dava adamıyım diyenler, o yıkıntılar içerisinde sizin davanızın ta kendisi var. Ve siz şu anda aslında kendi varlık sebebinizi, kendi iddianızı yok ediyorsunuz.
Bu politikanın bir diğer amacı da, bir diğer göstergesi de 2,5 yıllık Kürt düşmanlığı politikasının bir başka açıdan tezahürüdür. Kürde dair ne varsa zor aygıtlarıyla yok etme politikasının bir başka açıdan dışa vurumudur. Deli Basri mensupları hatırlarsınız. Eş başkanlarımızın tutuklanması, rehin alması ve cezaevine konulması üzerine Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz bir başvuru vardı. Söz konusu başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı'ndan görüş istemişti. Adalet Bakanı Bozdağ vermiş olduğu görüşünde milletvekilinin, yani daha açık bir ifadeyle, örneğin eş genel başkanımız Sayın Demirtaş'ın cezaevinde oluşunu yasama faaliyetinin icrasında bir engel teşkil etmediğini ifade etmişti. O günden bugüne değin parlamentoda onlarca yasa değişti. O günden bugüne değin referandum gerçekleşti bu ülkede. Bu ülkenin, bu parlamentonun üçüncü büyük siyasi partisinin gıyabında ve liderinin gıyabında adeta bir rejim değiştirildi. Ve bu rejim kurumsallaştırılmaya çalışılıyor. Bekir Bozdağ belki de tarihinde ilk defa bir doğru söz kullandı. Olması gereken bir doğru söz kullandı. Ve dedi ki Kılıçdaroğlu'na, sen Kılıçdaroğlu'na, milletvekillerinin dokunulmazlığı vardır. Dokunulmazlığı olduğu için dokunulmazlığı kalkmadan savcının işlem yapması, hakimin tutuklama yapması mümkün değildir. Doğru, olması gereken budur. Peki eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş niye tutuklu? Selahattin Demirtaş milletvekili değil mi? Milletvekili. Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığı yok mu? Var. Peki niçin tutuklu? Kamuoyunu bir kez daha dikkatini çekiyoruz. Selahattin Demirtaş halen milletvekili, cezaevinde bulunan milletvekillerimiz halen milletvekili ve halen dokunulmazlıkları var. Çok açık ve net ifade ediyorum. Anayasanın 83. maddesi milletvekili sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Peki bütün bunlara rağmen neden milletvekillerimiz tutuklanıyor? Neden milletvekillerimiz sorgulanıyor? Neden milletvekillerimiz rehin tutuluyor? Bunun bir tek cevabı olabilir. O da AKP Genel Başkanı'nın yine Kılıçdaroğlu'nun tutuklanıp tutuklanmaması meselesi tartışmasına dair benim gündemimde Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması yok dedi. Tam da budur. Olan tam da budur. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın, İdris Baluken'in, Çağlar Demirel'in, milletvekillerimizin tutuklanması AKP Genel Başkanı'nın gündeminde olmasının sonucudur. Bu başlı başına bir hukuksuzluktur. Bu başlı başına yargının kimin denetiminde olduğunun aynı zamanda göstergesi, delaletidir. Bundan sonra ceza kanununa AKP Genel Başkanı'nın gündemi diye bir madde koymak gerekiyor herhalde. Ya da kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanı'nın gündemi bütün yasaların üzerindedir diye bir madde herhalde koyacaklar. Deli Basri mensupları, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı meclisin manevi şahsiyetine dair, meclisin onuruna dair, meclisin kuruluş felsefesine dair rolünü ve misyonunun gereğini yerine getirmiş olsaydı, emin olun bugün bu basın toplantısının temel içeriği olan konularda
belki de bir basın toplantısı düzenleme ihtiyacı gereksinimi olmayacaktı. Eş Genel Başkanımız, madem ki benim yasama faaliyetinde bulunmam önünde bir engel yok, madem ki tutuklanma yasama faaliyetlerimi, meclise katılma faaliyetlerimi önlemiyor, engellemiyor, o halde sekbisi kurum grup toplantılarımı kendim gerçekleştireyim. Meclis Başkanı'nın vermiş olduğu yanıt, çok açık ve ne söylüyorum, komik ötesi, trajik komik bir yanıttır. Talep kamuoyunda reddedildi diye haberleştirildi. Hayır, öyle bir durum söz konusu değil. Biz talebimizde, SEGBİS'te katılma talebini ifade ediyoruz. Kendisi haberleşme hakkından bahsediyor. Biz senden haberleşme hakkını talep etmedik. Yasama faaliyetine katılma hakkımızın engellenmesi durumunun ortadan kaldırılmasını talep ettik. Biz elma diyoruz, o Mahmut diyor. Mesele çok açık ve net. Yargı bir partinin yargısı haline dönüşmüş. Parlamento bir partinin parlamentosu haline dönüşmüş. Yasama bir partinin yasama organı haline dönüştürülmüş. İşte tam da bu noktada bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Çağlar Demirel ve diğer bütün milletvekillerimiz cezaevinde tutulduğu müddetçe parlamentonun manevi şahsiyeti ayaklar altındadır. Milletin seçme ve seçilme hakkının kendisi gasp edilmiş durumdadır. Bu realite ortadan kalkmadığı müddetçe anayasanın 138. maddesi de ağır saldırı altındadır. Ne diyor meclis başkanı? Anayasanın 138. maddesine atıfta bulunarak diyor ki, hiçbir organ, makam, merci veya kişi mahkemelere emir ve talimat veremez. Tam da bizim istediğimiz bu. Tam da istediğimiz bu. Hiçbir makam, hiçbir mevci, hiçbir mevki yargı organını tek eline almasın, talimat vermesin diyoruz. Bugün bütün milletvekillerimizin tutuklu oluşunun tek bir anlamı vardır, tek bir gerekçesi vardır. Yargı talimatlandırıldığı içindir. Anayasanın 138. maddesine atıfta bulunan meclis başkanına çağrıda bulunuyorum. Anayasanın 138. maddesinden 55 madde bir geriye gidin. Anayasaya bir bakın. Siz hesabı karıştırabilirsiniz. Ben size söyleyeyim. 83. madde çok açık ve nettir. Milletvekili tutuklanamaz. Mayıs ayında 2016'da yapılan değişiklik kendisi anayasaya aykırı olmakla birlikte o değişikliğin kendisi dahi milletvekilini tutuklattıramaz. Değerli basın mensupları, 4 Kasım 2016'dan bugüne değin tamı tamına 295 gün geçti. Bu söylediğim bütün nedenlerden dolayı Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın halen cezaevinde oluşu bir rehin alma politikasıdır. Ve Eş Genel Başkanımızın tutuklanması 16 Nisan referandumuna giderken ülkeyi muhalefetsiz bırakma girişimiydi. Ve halen tutuklu bulunması, halen rehin tutulması olası bir baskın seçiminde hazırlığıdır. Tedbir almasıdır. Çünkü ülke muhalefetsiz bir şekilde seçime götürülmek isteniyor. Muhalefetsiz bir şekilde yönetilmek, yönlendirilmek isteniyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. büyük siyasi partisinin liderinin fikirlerini açıkladığı için, muhalefet ettiği için bu kürsüde, ha parlamentodaki bu kürsüde sizlere hitap ettiği için şu anda cezaevinde. Peki bir siyasi parti ne yapar? Bir siyasi parti lideri ne yapar? Konuşur, eleştirir, önerir, program sunar. Yanlışa yanlış der.
Bütün bunları yaptığı için şu anda Demirtaş cezaevinde. Ama bir diğer husus var arkadaşlar. O da her bir tutuklu olabilecek en kısa zaman dilimi içerisinde yargının önüne çıkarılır. Tam 295 gündür Selahattin Demirtaş yargının önüne çıkarılmıyor. Ne aceleniz vardı? Yargılayacağız diyordunuz değil mi? Seni yargılayacağız diyordun. Tutukladın, rehin aldın, cezaevine koydun. 295 gündür tutuklanmış olduğun dosyadan dolayı halen yargı önüne çıkarmış değilsin. Neden? Demek ki acelen yoktu. Demek ki yargılama konusunda bir acelen yoktu. Demek ki maksadın, saikin başka bir şeydi. Demin ifade etmiş olduğum ülkeyi muhalefetsiz bırakma girişimiydi. Bütün bu söylediklerimden daha vahim bir durum daha var arkadaşlar. O da her bir tutuklu en az ayda bir re'sen tutukluluğunun mahkeme tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor. En son 22 Haziran'da mahkeme re'sen tutuklu halinin devamına karar verdi. Eş genel başkanımıza dair. 22 Haziran, 22 Temmuz, 22 Ağustos, 3 aydır tutukluluk halinin irdelenmesine dair herhangi bir mahkemenin bir kararı yok. Yani tamamen hukuksuz hale, kanunsuz hale, yasa dışı hale dönüşmüş durumda. Hukuken şu anda eş genel başkanımızın cezaevinde tutulması bir butlandır. Hükümsüzdür. Korkuyorlar. Demirtaş'ın mahkemede yapacağı savunmadan korkuyorlar. Aynı zamanda. HDP'nin, Demirtaş'ın, demokrasi isteyenlerin, özgürlük isteyenlerin, eşitlik isteyenlerin, onurlu bir barış isteyenlerin iradesinden korkuyorlar. Diz çökmesini istiyorlar. Asla diz çökmeyeceğiz. Zorbalık karşısında, hukuksuzluk karşısında, adaletsizlik karşısında asla ve kata diz çökmeyeceğiz. Bu coğrafyada onurlu bir barış inşa edilinceye kadar asla durmayacağız, asla susmayacağız. Birlikte faşizmin gerilemesi için var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Abdullah Zeydan milletvekilimiz, insani bir şeyden bahsediyorum, rahatsızlandı. Tutulmuş oldu cezaevinde. Hastaneye gitti. İlk hastaneye gidişinde de herhangi bir kelepçe uygulaması uygulanmadı. Olması gereken de buydu. Doktorlar bir perhiz verdiler. Daha doğrusu bu rahatsızlığı ben de geçmişte yaşamış olduğum için kolon SA riski endişesiyle bir tedavi uygulandı. Açlık tedavisi. Ve 3 gün sonra tekrar hastaneye gidip bir tedavi uygulanacaktı. Kolonoskopi uygulanacaktı. Ancak cezaevinden çıkarılacağı es aşamada üstten talimat var. Kelepçe uygulamasını dayattılar. Kelepçe uygulamasından dolayı Abdullah Zeydan milletvekilimizin tedavi hakkı şu an itibariyle engelleniyor. Reddediyoruz. Kabul edilemez buluyoruz. IŞİD militanları, çok açık ve ne söylüyorum, ya da IŞİD canlı bombası zannıyla gözaltına alınanlar ellerini kollarını sallayarak kamu görevlisini öldürüyorlar, katlediyorlar. Dokunulmazlığı olan milletvekili kelepçe takacağız gerekçesiyle mahkemeye gidişi önleniyor. Tedavi hakkı önleniyor. İşte bizim faşizm dediğimiz budur.
bu ülkeyi felakete götürüyorsunuz. Eleştirimizin en güçlü argümanlarından bir tanesi de budur. Ben sözü sizlere bırakıyorum, sorularınıza bırakıyorum değerli arkadaşlar. Burada dikkat çeken iki nokta var. MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması, devlet müsteşarının tanıklığı diyorsunuz, çok tartışılmıştır. Cumhurbaşkanının izne bırakıldı, müsteşarının nasıl bir tanıklığı. Yine KYK ile ilgili dikkat çeken bir noktada bu milletvekilleri ile ilgili seçim neden ve seçildikten sonra soruşturma yapılabilecek diye bir düzenleme getirdi. Siz incelediniz mi bilmiyorum bu milletvekilleri ile ilgili durumu. Bunları sormak istiyoruz. Bir kez daha 21. yüzyılda bu ülke kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmeye çalışılması en büyük acziyettir. En büyük yönetememe krizidir. 16 Nisan referandumundan sonra parlamento işlevsizleştirildi. Bu son kanun hükmünde kararname incelediğim kadarıyla incelememiz devam ediyor. Parlamentoyu tümden devre dışı bırakma kanun hükmünde kararnamesidir. Örneğin milletvekillerinin Anayasa 83. maddedeki dokunulmazlıklarına ilişkin hüküm ortadan kaldırılıyor. Bu kanun hükmünde kararname kolluğa ve savcıya dilediği zaman milletvekilini sorgulama, milletvekilini yargılama ve onun üzerinde hüküm kurmanın aynı zamanda kapısını açıyor. Yani artık parlamentoda, genel kurulda dokunulmazlığın kaldırılmasına ve o prosedürün işletilmesine gerek olmayacak bir yasa dışı düzenlemedir bu. Adı üzerinde kanun hükmünde kararname. Kanun hükmünde olan bir kararname anayasa maddesini ortadan kaldırabilir mi? Bu kanun hükmünde kararname anayasa maddesinin hükmünü ortadan kaldırma girişimidir, çabasıdır. Yani parlamentoyu tamamen devre dışı bırakma çabası ve girişimidir. Bir diğer anlamı daha var. Örneğin MİT Müsteşarlığı direkt Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. Onun sorgulanması, soruşturulması yetkisi Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Aynı zamanda bir MİT mensubunun soruşturulması, sorgulanması yetkisi de kurum başkanına veriliyor. Dokunulmazlık getiriliyor ama milletvekili dokunulabiliyor. Son bölgedeki gelişmeleri, Türkiye'deki gelişmeleri de dikkate aldığımızda işkence isnadı, kötü muamele isnadından dolayı kamu görevlilerinin hakkında soruşturma açılmasına dair savcılıkların beyanatlarına, taleplerine ilgili mülki idare amirleri soruşturma izni verilmiyor. Ama milletvekilleri tutuklanabiliyor, milletvekilleri sorgulanabiliyor, milletvekillerinin milletvekilliği düşürülebiliyor. Bu kararname milletin iradesine bir savaş ilanıdır. Bu kararname milletin iradesinin bundan sonra tanınmayacağının en güçlü delillerden bir tanesidir. Ve kurulmak istenen AKP, MHP rejiminin de en belirgin hukuk dışı, yasa dışı kararnamesidir. Şu anda bu kararnameye baktığımızda örneğin 4000 yeni hakim ve savcının işe alınmasının atanmasının kapısı aralanıyor. Bir parti yargısı inşa ediliyor. Parti yargısı, parti ordusu, parti kolluğu, parti parlamentosu, yani bir parti devleti inşa ediliyor. Kabul edilemezdir. Yasaya aykırıdır, anayasaya aykırıdır, siyaset bilimine aykırıdır, ahlaka aykırıdır.
hem malumunuz gündemde Kuzey Irak'ta yapılacak referandumda var. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir savaş sebebi sayılmalıdır dedi. Ama Başbakan Binali Yıldırım ise yurt dışından dönüşte gazetecilere verdiği demecinde böyle bir şey olmaz yanıtını verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem referandumu hem de bu referandumla ilişkin değerlendirmeleri? Sayın Bahçeli'nin çıkışı Erdoğan'ın çıkışından bağımsız değildir. Erdoğan'ın politikası Bahçeli'nin politikasından bağımsız değildir. Özeti şudur. Kürt düşmanlığı. Kürt anasını görmesin politikası. Ve iki yıllık politikanın bu ülkeye faturası çok ağır olmuştur. İnsani değerlerimize faturası, demokratik değerlere faturası, hayat hakkına faturası çok ağır olmuştur. 40 milyonluk Kürt halkını tehdit etmek hiç kimsenin hakkı değildir, hiç kimsenin haddi değildir. Güney Kürdistan'da Kürt halkı kendi kaderini tayin etme çabası en meşru, en demokratik hakkıdır. Buna tehdit savurmak gayrimeşrudur. Kimsenin hakkı ve haddi değildir. Aynı durum Rojava Kürdistanı için de geçerlidir. Eğer Erdoğan çok açık ve net diyor ki Güney Kürdistan'da referandum Kürt halkına bir hakarettir diyor. Ve Kürt kardeşlerim buna izin vermeyecek diyor. Eğer bu Kürt halkına hakaret ise peki sen niye devleti kutsallaştırıyorsun? Senin için hak olan niye kardeşim diye hitap etmiş olduğun Kürtler için hak olmasın? Bu politika, bu duruş sadece Kürt halkının acı çekmesine değil, Türkiye halklarının tümünün daha fazla acı çekmesine vesile olacak bir politikadır ve bir an önce hükümet bu politikasından vazgeçmekle mükelleftir. Bir diğer açıdan da içeride olup biten bütün hukuksuzlukların önünün kapatılması ve hukuksuzlukların perdelenmesinin de bir propaganda aracıdır bu. Bakın bu tehdit Afrin içinde savruluyor. Baas rejiminin, Saddam rejiminin Kuveyt'e yönelik işgali nasıl bir sonuç doğurduysa Afrin işgali de benzer sonuçlar, benzer krizler, benzer yıkımlar doğurmayla yüz yüzedir. Kürt halkı bin yıl etkisi sürecek bir İttifak önerisinde bulundu 2013 Diyarbakır Nevrosu'nda. Ve bu öyle bir ittifaktı ki Türkleri de, Ermenileri de, Süryanileri de, dindarları da, Alevileri de, Müslümanları da, gayrimüslimleri de herkesi kapsayan bir ittifaktı. Birlikte yaşam ittifak çağrısıydı. AKP ve MHP koalisyonu elinin tersiyle bu kardeşlik ittifakını elinin tersiyle itti ve şu anda bir düşmanlık hukuku üzerinden bir politika sürdürüyor. Kürt düşmanlığının hiçbir rejime bugüne kadar bir katkısı olmadı. Kürt düşmanlığından dolayı kazanan hiçbir rejim olmadı. Biz Kürt politikası gerek içeride ve gerekse dışarıda
kardeşlik hukuku üzerinden, karşılıklı saygı ve birlikte yaşam üzerinden yeniden kurgulanması gerektiğine dair inancımızı bir kez daha paylaşıyoruz ve bu konudaki çabamızdan asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. KYB Ankara temsilcinin kapatılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu da aynı şekilde Güney Kürdistan hükümetinin, parlamentosunun tüm dinamiklerinin referanduma dair kararlarına karşı bir tehdit politikasıdır. Reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz. Doğru bulmuyoruz. Olması gereken kardeşlik hukukunun gereği, dostluk hukukunun gereği, iyi komşuluk hukukunun gereği tam tersine kapıların aralanması, açılmasıdır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.